Hoşça geldin. Yemin ederim. Ay, sabah göremedim sizi. Şimdi de denk geldi. Evet efendim. Dünya küçük. Evet. Sağ olun. Efendim bir de Elif'imiz var. Ay, inanın çok seviyorum sizi. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bayramınız çok sevindim. Sağ olun. Teşekkürler. Ay, çok mutlu olduğum yemin ederim. Hayalimdi. Rahmetlik babam da sizi çok severdi. Yemin ederim. Allah rahmet eylesin. Babamın şeyini bir öpebilir miyim size? Ya de kucakla. Öpeyim. Yok, tamam. Babamın niyetine. Çok seviyordu sizi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim burada Elif'imiz. Sağ olun. Benim ailemiz var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bak burada da var. Burada da var bir tane. Cumhurbaşkanım buyurun. Hoş geldiniz. Allah eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Bayramınız mübarek olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ilkini yaşıyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanımız, öncelikle dünya ülke tarihinde ilk defa ilçemiz olan Samsat'a ve bu köyümüze, Doğanca Mezrası'na geldiği için kendilerine şükranlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Bilindiği üzere Samsat ilçesinde 2017 ve 2018 depremi yaşadık. Bundan sonra aradan 7 yıl geçmesine rağmen birçok köyümüzde şu anda gördüğünüz gibi konteynerlerde yaşayan vatandaşlarımız var. Aynı şekilde şu tarafta gösterdiğim temeller, yeni atılmış temeller var. Biz 7 yıl boyunca bu konteynerlerde yaşadık. Şimdi basit gelebilir ama 7 yıl dille kolay. 7 yıl boyunca şu anda bazı köylerimizde bazı köy evleri teslim edilmiş. Ancak fiyat konusunda herhangi bir bilgimiz yok. Biz neyi bekliyoruz? Maliyeti nedir? Ne olacak? O konuda da bir bilgimiz yok. Samsat ilçemiz üç tarafı sularla çevrili. Atatürk Barajı'nda sularla çevrili. 97.500 dönüm arazimiz var. Suyla iç içe. Fakat şu ana kadar 33 yıldır Atatürk Barajı yapılmış. 23.500 dönümlük bir hektarımız sulanıyor. Geri kalanı da susuz. Allah yağmur yağdırırsa ne ala, yağdırmazsa bekliyoruz. Kuraklık geçiyor. Ama üç tarafı Atatürk Barajı'yla çevrili olan bir yer. Sayın Cumhurbaşkanım, buraya geldiniz, bize şeref verdiniz, lütuf verdiniz. Sizlere saygı ve sevgiyle, hürmetle saygılıyorum efendim. Sağ olun, sağ olun, var olun. Sağ olun. Buyur başkanım. Değerli basın mensupları, 2017-2018'de Samsat'ta deprem oldu. Aradan Sayın Muhtarımızın da ifade ettiği gibi yaklaşık 6-7 yıl geçti. Ama hala insanlar konteynerlerde yaşıyorlar. Ben bunu ilk dile getirdiğimde iktidar kanadından şikayetler geldi. Bunun gerçek olmadığı ifade edildi. Evlerin yapıldığı söylendi. Ama şimdi hepiniz tanığısınız. Muhtarımız burada, köylüler burada. Kimin nerede oturduğu görünüyor. Konteynerler var, çadırlar var. Ve ben konuştuktan sonra atılan temeller var. Buraya geldim inşallah sesimizi duyarlar. Evleri çok süratle yaparlar. İnşallah. Bu da bizim en büyük arzumuz. Ama Sayın Muhtarım, senin şahsında bütün evleri yıkılan vatandaşlara sözümdür. Allah nasip eder iktidara geldiğimizde göreceksiniz. Bu evler kısa sürede bitecek. Siz diyorsunuz ki fiyatını bilmiyoruz. Fiyat. Eğer evler yıkılmışsa sosyal devlet bu evleri yapacak, depreme dayanıklı yapacak ve sizden bir kuruş almadan evleri size teslim edilecek. Biz sadece burada değil, Hatay'da da, Kahramanmaraş'ta da, Adıyaman'da da evleri yıkılan, depremde evleri yıkılan bütün vatandaşlarımızın evlerini yeniden inşa edeceğiz. Depreme dayanıklı evler yapacağız. Onlara anahtarlarını teslim edeceğiz ve bir kuruş para da almayacağız. Çünkü burada sosyal devlet görevini yapmış olacak. Binalar depreme dayanıklı değilse sorumlusu idaredir, vatandaş değildir. Vatandaş nereden bilecek? Çimento doğru mudur, yanlış mıdır? Demir doğru mudur, yanlış mıdır? Vatandaş bunları bilmez. Bunları bilmesi gereken kamu görevlileridir. Onlar da görevlerini yapmadılarsa sorumluluk idareye aittir. Dolayısıyla bu çerçevede bakıyoruz değerli muhtarım. Sulama konusuna gelince pek çok yerde sorun var. Az önce Besni'ye uğradık. Orada da benzer bir sorun var. Doğru. Burada baraj var, su var. Üç tarafı sular. Üstelik rahat kullanacağınız sular. Bunlar
bunlara kaynak ayrılmadığını fark ediyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla buranın sulanması lazım. Yine benim bir sözüm daha var. Bütün çiftçilere, Şanlıurfa'dan başlamak üzere, elektriği bedava vereceğiz. Bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Güneş tarlaları oluşturacağız. Allah'ın güneşi bedava. Güneşten elektrik üreteceğiz. Dolayısıyla siz alacaksınız. Petrol yok, kömür yok, doğalgaz yok. Dolayısıyla bu çerçevede siz üreteceksiniz, siz kazanacaksınız, biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Efendim buğday dışarıdan geliyor, arpa dışarıdan geliyor, et dışarıdan geliyor, canlı hayvan dışarıdan geliyor, mısırı dışarıdan geliyor, gübresi dışarıdan geliyor. Ya peki bizim insanımız bunları üretemez mi? Üretebilir. Bunun için de aklı başında bir yönetime ihtiyacımız var. Bunların hepsini çözeceğiz inşallah, göreceksin muhtarım. Ben buraya geldim diye büyük bir ihtimalle süratle sizin evlerinizi yapmaya çalışacaklar. Yaparlarsa çok mutlu olur. Bak onu da söyleyeyim. Yaparlarsa çok mutlu olur. Bir an önce rahat oturacağınız, huzur içinde oturacağınız evleriniz olsun. Bizim de en büyük arzumuz o. Hanımlar özellikle evlerinin güzel olmasını isterler. Havadar olmasını isterler. Her çocuğun evde rahat yaşamasını isterler. Çünkü bu da bizim de arzumuz. Hepimiz bir şekliyle evlat sahibiz. Yani evlatlarımızın güzel evlerde yaşamasını da isteriz. Kısaca söyleyeceklerim bu muhtarım. Sayın Cumhurbaşkanım, bir arkadaşımız özellikle... Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Teşekkür onu da ederim. İfade edin. Bayramın birinci günü. Eyvallah, sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Ben iki konuya değinmek istiyorum. Tabii. Birincisi, devletin ideolojisi olmaz. İdeolojisi olan bir devlet, hükümet zulme kaynaklık eder. Evet. Bu iktidara inşallah geldiğinizde Allah'ın izniyle, müsaadesiyle liyakat ve adaleti esas almak gerekiyor. Bu ideolojiye de son vermek. İkincisi, Kur'an'ı, peygamberi en iyi anlayan İmam Ali radıyallahu anh'ın meslek ve meşrebi adalet üzerinedir. Evet. Birisi Kur'an'da 5 yerde geçer. Birisinin cinayetiyle, hatasıyla başkası mesul olmaz. Komşusu, annesi, babası, akrabası, aşireti, partidaşı. Ama bunların yaptığı, Suriye'de 1 milyon insanı öldürdüler. Bir hatası olan bir insanın bütün akrabalarını suçlandırmak zulmün temelidir. İnşallah bunlara son verirsiniz. Allah sizin yardımcınız olsun. Doğrudur. İnşallah bu zulme son verir. Doğrudur. İnşallah. İnşallah devletin dini adalettir. Adalet. Evet. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Dolayısıyla adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Ümidimiz var. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, çok büyüklük bir şey gösterdiniz. Biz Adıyaman'ın Samsat ilçesi, düşünün bizim 2017'de olan depremde milletvekillerimiz gelmemiştir. Abdurrahman Tütler'e haricinde burada milletvekili tanıyan hiç kimse yok. Ve bir genel başkan, bir cumhurbaşkanımız buraya geliyor. Siz bizim başımızın tacısınız. Biz elimizden geldiği kadar sizin için, siz de bizim için gerekli olan her şeyi yapmaya hazırız. İnşallah. İnşallah geleceğiz. Daha evler bitecek. Sizin çayınızı, kahvenizi de içeceğiz. Biz alacak konusunda sağlamız. Siz geleceğim diyorsanız geleceğiz, o zaman geleceğiz. Biz sağlamız. Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. İnşallah geleceğiz, göreceğiz. Evler yapılacak. Göreceğiz, inşallah. Göreceğiz. İnşallah. Size hayran. Benim evet. Kızım. Sağ olsun. Allah bağışlasın. Bir şey söyleyecek mi size? Şimdi o temele gideceğiz. Erkeğe gidiyorduk. Evet. Ondan sonra dolmuşla gidiyorduk. Ondan sonra ben ablalara eşya dağıttım hepsine. Eyvallah, sağ ol. Dedim ki eğer Kemal Kışlağı'nı tutmazsanız size bir daha eşya var. Tamam, talebi yapacağız. Aynen. Evet, evet. Aynen. Sağ ol. İsim neydi? Abuzer Taşkı. Evet, buyur. Kaç yıldır yaşıyorsun? Yaklaşık 7 yıldır ben burada yaşıyorum. Geç karşıya. Kendi imkanlarımı oraya yaptım. Annem rahatsızdır diye. Annemi oraya yerleştirdim. Ben burada yaşıyorum. Özgür Bey. Pardon. Peki. Pardon. Geçmiş olsun. Burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Tamam. Nasılsınız? İyi misiniz? Hamdolsun, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz. Evet. Senden bir ricam var. Şöyle, İki oğlum da üniversite mezunu. Bir oğlum polisliği merak etmiş diye. Evet. 4 kere giriyor, almıyorlar. Üniversite mezunu her şeyi yapıyor. Almıyorlar. Ya sınavları yapıyor. Sınavları yapıyor. Her şeyi yapıyor. Mülakattan geçmiyor. Ha, mülakatta ilerliyor. Sözlü mülakattan geçmiyor. Evet. Bizim sesimiz 7 yıldır da şeydeyiz.
konteynerlerdeyiz. Evet. 7 yıldır. Evet. Ömrümüz gitti. Artık bitti yani. İnşallah bu mülakatı kaldıracağız. İnşallah. Oğlunuz girdiğinde, kazandığında otomatikman atanacak. İnşallah. Ondan endişe etmeyin. İnşallah. Buraya geldim. İnşallah görürler. Bu evleri hızla bitirirler. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Yani Samsat'ta işte 7 yıl önce, 6 yıl önce deprem oldu. Hala insanlar konteynerde yaşıyor dediklerinde çok şaşırdım. Çünkü hani normalde burada kaç tane ev var? Bunun 6 ayda bitmesi lazım. Yani öyle saray falan yapılmayacak. Her ikisinde oturabileceğiniz bir kat, bilemediniz bodrum olan bir ev yapılacak yani. Buraya gelmenin nedeni de inşallah. Kılıçdaroğlu gitti, biz hemen gidip evlerimizle yapalım diyecekler. Kemal geldi, evet, inşallah yapalım. Evet, temeli atmışlar. İnşallah bundan sonra biter. Kısa süre inşallah biter. Bitmezse de size sözüm söyleyeyim. 15 Mayıs'tan sonra ilk önce burayı yapacağım ve hemen biz bitireceğim. Biz bayanlara da iş yok yani. Biz kırsalda çalışan bütün kadınları, sigorta kadınları ve gençleri, sigorta bilimlerini devlet ya bundan emin olmanızı isterim. Çalışacaksınız. İnşallah. Yeni zamanı gelince hiç 5 kuruş ödemeden emekli olacaksınız. İnşallah. Böylece beylerin eline muhtaç olacaksınız. Evet, aynen. Bunu sağlayacağım. Bunu sağlayacağım. Evet. Bu önemli. Gençlerin de çalışması önemli. Çünkü büyük şehirlere gidiyorlar. Büyük şehirlerde asgari ücretle iş bulur muyuz, bulmaz mıyız diye bekliyorlar. Ama burada çalışırsa, burada üretirse, burada kazanırsa, sigorta firminde devlet yatırırsa, uzun süre büyük şehirde eğlenmeye gider, tatile gider, başka bir yere gider. Yapılması lazım. Bununla ilgili de zaten kendi hedefimizde 6 genel başkan buna evet dedi. Ya sadece ben değil. Yani Temel Bey de evet dedim, Era Hanım da evet dedi, Gültekin Bey de, efendim Sayın Babacan da, Sayın Davutoğlu da evet dediler. Hep beraber bunları yapacağız inşallah. 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 Efendim yine de bir sorun olursa ben muhtarımıza söyledim. Dedim ki evler yapılmazsa, şu olmazsa, bu olmazsa bana haber verin. 15 Mayıs'tan sonra inşallah Türkiye'nin rengi değişir. Bizim vakiller bahar gelir. Biz evet, biz buraya gelir önce bunları süratle bitirir ve sizlere teslim ederim. Teslim ederken ben de şunu da söyleyeyim, 5 kuruş para alırız. Niye alıyorsunuz yani? Evi yıkıldı, depreme dayanıklı değilse sorumlusu hükümet de sorumlusu, vatandaş değil ki. Vatandaş demiri doğru mu atıldı, çimentosu yeterli midir, nereden bilecek? Bu işi mühendis bilir. Yani kamu görevlisi bilir, devletin memuru bilir. O yanlış yapmışsa sorumlu siz olabilir misiniz? Olmaz. Bunları çözeceğim. Hiç endişe etmeyin. Sağ olun. Hiç teşekkür ederim. Oraya geliyorum zaten. Böyle beklemiyorum.